Bayan bayana çıkışar denilmez. Ayıp bir şey. Tamam, şey mi oluyor ya? Böyle çıkar. Olmaz. Burada herkes vatandaş. Beyefendi çıkalım. Önemli değil ya. Önemli değil. Şey kim oluyor şurada çık dışarı diyorsunuz ya? Ne oldu? Kim çıkar dedim ya? Kim çıkar? Şunda. Neyse ben hayır. Hayır güzel bir dille olmuyor. Şu an burada bugün konuşmayı şu anda yapacağız. Bayram Battal'ın ben de usunu alıyorum. Ben sakin buçukta diyorum ve arkasından Bayram Battal adaylığını açıklıyor. Belediye başkanımız burada. Bir dakika. Belediye başkanım ne konuştu? Randevu aldık mı? Randevu almadım. Randevu için dilekçe vereceğim. Konuşalım diye şey ettiniz. Şimdi biz biliyorum. Başkan. Ve aynı saatte böyle denk gelmesi büyük bir tesadüf. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum baltaladığınız için. Şov yeri değil burası. Hayır. Tamam. Ne şovu ya? Ne şovu? Ne şovu? Ne şovu? Tamam. Şov yeri değil. Tamam biz gerekli açıklamayı şu an burada yapacağız. Ne demek abi ne şovu? Şov mu yok burada ya? Tamam. Tamam. Köy sahibi 3-5 kişi değil burada. Tamam. Lütfen. Burası herkesin köyü bura. Güzel öyle bir şey yok. Kullanıldığında bak, hiçbir sıkıntı herkes olmaz. Herkes üstüne dikkat etsin. Bir bayan bayana çık dışarı diyemezsin. Sen çık dışarı diyemezsin. Çık dışarı. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Tamam. Gerek yok. Gerek yok. Ben dilekçimi öyle bir şey mi olur ya? Ne yapıyorsun dilekçisin lan? Bugün randevumuz var. Ne randevuş var lan? Niye bekliyor burada? Ben zaten bekliyorum. Bayram Battal'ın randevusu var. Ben ilk başkanımı aradım. Dedim ki başkanım. Bir buçukta dedim randevu istiyorum dedim. Öyle bir şey mi olur ya? Sen çık dışarı denilmirin ya. Kim kime çık dışarı diyor? Yanlış aksettin. Yanlış aksettin değil. Bilerek bir çay getirdi bak. Ali burası halka arz değil mi? Sen başkan değil misin? Bakın. Başkasın. Çık dışarı nasıl diyor? Ama siz de öyle bana. Bana çık dışarı denildi ve bunun kullanılmaması lazım. Ağzını bükerekten. Tamam mı? Çık dışarı diyor. Randevumuz var. Ben randevu talebini sundu. Basın açıklaması yapma şeyi yok ya. O anlamda Semra Hanım bir saniye. Basın önünde bir saniye onu diyor ya. Semra Hanım bak bir saniye. Semra Hanım bir saniye kaydırma yok. Siz bize dilekçe vermenizi geldiniz. Biz sizin dilekçenizi aldık. Bugün Bayram Battal'ın randevusu var. Dilekçe sisteme aday adaylığını veriyoruz. Size de hayır hiç hata. Siz bize belediye başkanımızın telefonundan aradınız. Tamam. Diyor ki tamam. Dilekçeyi almak için sahip. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki. Belediyenin tabii.
Partinin önünde değil. Tabii ki. Burası ne? Burada niye yapamıyor? İçeride zaten orada adaylığı yapıyor. Tamam ben dışarıda yaparım. Önemli değil. Herkes üstüne dikkat et. Tamam hiç önemli değil. Helal olsun size be. Vallahi helal olsun size be. Öyle bir şey yok ya. Helal olsun abi. Helal olsun. 4 kişiyi satardım. Hayır. Koskoca içeyi 4 kişinin elinde yani. Koskoca içeyi. Dört kişinin elinde kaldı yani. Helal basın olsun. Açıklaması yapacak. Helal olsun. Ben nezaketli davranıyorum ve sabah ilk başkanımdan randevu alıyorum. Buraya da iletiliyor ve 1,5 diyorum. Tesadüfe bak ki 1,5'da başkasına veriliyor. Bu hak hukuk nerede o zaman? Hanımefendi burası şov yapmayı. Tamam evet tabii ben şov yapıyorum. Şov için varsın zaten. Ya ne şovu ne Ali? Ne şovu ya? Kimse kimseye şov yapmıyor ki burada ya. Buyurun. Gerek yok çıkarsınız dışarıda beklersiniz. Ne şovu ya? Hanımefendi. Sevgili hemşerilerim, bugün sizlerin de desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanları için, başkanlığı için adayı olduğumu bildirmeye burada toplandım. Sizin de destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sabahtan il başkanını aradım, randevu için 1,5'da saat aldım, ilçe başkanımızla görüştüm. Ama belki bilerek ya da bilmeyerek katıldığı bir durum var. Benim aynı saatime bir başka adayın için tarih verilmiş olup ve benim istemimi geriye ötelediler ve randevu tarihi verildi. Ama ben bu kadar kişiyi peşimde sürükledikten sonra tekrar insanlara yorulsun istemem. İnsanların hakkına da giremem, vebalini de alamam. Ben insanların basit davranışlarla, basit ithamlarla bir yerlere geleceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar herkese nezaketimi ve saygımı korudum. Ve belediye başkanlığı için, hizmet için varım. Ben 48 yıldır Atkaracalar'da yaşıyorum. Ve 12 dönemdir de muhtar adayım. Aynı anda bir fabrikada idarecilik yapıyorum. Ben geçmiş tecrübeme ve kendime güvenerek, kimseden güç almadan, sadece kendime güvenerek bu adaylığına talibim. Sizin de desteklerinizi gördüm, gurur duydum, onurlanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canını çıkma. Erdem. Semra Hanım, biz de alışık olmadığımız bir durumla karşılaştık burada. Biz de aday adaylığında insanları çekmeye geldik. Sizin arkanızdaki insanların kitleleri göstermeye geldik. Fakat ne oldu içeride? Bize anlatır mısınız? Vallahi içeride ne olduğunu ben de sizinle beraber karşılaştım. Beklemediğim bir tepki. Ben nezaketli bir şekilde zaten sabahtan gerekli bilgiyi verdim. Parti teşkilatına açık olmasını rica ettim. İl başkanımla görüştüm. Sizin dedi asıl basama. Ben dedim buradan da verebilirsiniz dedi. Ama ben dedim ki ilçe teşkilatını çiğneyemem. Orası benim teşkilatım. Ben önce oraya gideceğim ve dilekçemi oraya vereceğim dedim. Ve sonuçta da ben 1,5 gibi bir onlardan randevu aldım. Şimdi laf oyunlarıyla yok sen böyle dedin yok sen şöyle dedin. Kardeşim ben 1,5'a randevu aldım. Aynı saate bir başka adayın randevu verilmesinde ben kasıt görüyorum. 8-9 tane adayımız var. Her gün bir kişiye adaylık randevusu veriyoruz. Kendisinden de saat 12'de beni aradı. Dedi ki dilekçe vereceğim. Hatta benim telefonumdan aramadı hanımefendi. Belediye başkanımızın şu anki vekalet belediye başkanımız Remzi Taş'ın cep telefonundan aradı. Kendisi dilekçe vereceğimi, aday olacağımı, dilekçe vereceğimi söyledi. Ben de partiniz açık mı dedi. Partimiz açık dedim. Geldi aynı su öbür başkan adaylarımıza yapılan, hepsi burada zaten, yapılan dilekçe randevularını alıyoruz, randevularını veriyoruz. Bakın bu 8-11 yarın için saat 11'de kim o? Harun Oflas. Yarını da Harun Oflas'a vermişiz. 1,5 demiştiniz başkanım. Saat 1,5'da yani 8-11, 2001-30'da randevu. Herkese randevu veriyoruz. Hanımefendiye de dilekçesini vermesini istedik ama kendilerinin buraya şov amaçlı geldiğini herkes burada gördü. Şimdi ben de kendisi hakkında burada tutarak tutuyorum. Partilerimizden, yöneticilerimizden, yönetim kurulu üyelerimizden hepsinin imzasını alıp gerekli mercilerimize vereceğiz. Bir günde bir kişiye mi randevu veriyorsunuz? Hayır, sistemlerimiz şu anda yoğun olduğu için bugün mesela iki kişi daha alacaktık. Sistemlerimiz çok ağır. Şu anda sadece Bayram Battal'ımız münacat etti. Onunkini alıyoruz. Kimsenin şahsi ve aday adaylığı olma sürecinde şahsi bir kimseyle bir husumetimiz yoktur. Bu dava kutlu bir davadır. Kutlu davanın
ahengini bozmalarına kimseye müsaade etmeyeceğim. Elimden geldiği kadar bu davanın çok güzel aday adaylığı sürecinde olsun, seçim sürecinde olsun, bu partimizin elimizden geleni yönetim kurulumuz, adaylarımızla birlikte devam ettireceğiz. Ama şu anda bugün gördüğüm kadarıyla bir şov amaçlı olan bir şey olduğunu, buna bizim müsaade etmeyeceğimizi, zaten hazırlıklı geldiklerini görüyoruz. Tutanımızı tutacağız. İl başkanlığıma, genel merkezine bilgi vermek zorundayım. Ondan sonra bir bilgilendirme yapacağız. Peki. Başkanım, son olarak size soruyorum. Evet. Adaylarınızın arkasından gelen insanlar, hani onlara evet. destek veren insanların buraya gelmesi veya burada nasıl bir şov amaçlı? Ben onu anlıyorum. Adayların arkasından gelen beyefendilerin zaten kameralarda da çektiniz. Evet. O insanların partimizin vurulduğu tarihten bu tarafa daha hiçbir zaman kapısından girmişlikleri yoktur. Bu yüzden böyle bir Anladım. Kadın kolları başkanımızın böyle bir çıkışı olmuştur. Bu çıkışını da bu kutlu davada normal görüyorum. Yine de halkımızın, vatandaşımızın yanlış anlamaması, bu partinin bütün at karacalara açık olduğunu ama şov için veya kendi amelleri için veya bir takım bir oyunlar için böyle bir şeyi yapmaları durumunda öncelikle ben kendim müsaade etmeyeceğim. Zaten bu konuda kadın kollarımız o konuda onun için böyle bir müdahalede bulundu. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. İl müdürlük başkanlığımızda